Ne işaretlisiyorsunuz ya? Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Şu en sevdiğim pancar yemeğini bir yedirmediniz ya. Söyleyin evet hadi. O zaman. Söyle. Selvi'yle biz hani bir süredir beraberiz ya. Evet. Kız da şimdi haklı olarak diyor ki artık hani bunun bir adını koysak mı diyor yani. Adını koyalım diyor. Yani. Yalnız Zafer'cim bu ad koyma meselesinde ben başarılı değilim. Çünkü sana Zafer adını koydum, hiçbir Zafer'ini göremedim. Yani hayal kırıklığına uğratmayayım seni evladım. Ya ben hiçbir zaman senin hayal ettiğin gibi bir evlat olamadım baba. Ben bunun farkındayım da. Bak eğer yuvamı kurarsam sana söz veriyorum. Bak gerçekten baba ya. Zafer bak şimdi. Düşündüklerimi sana... Söylerdim ama hastanedeki olaydan sonra çekiniyorum. Çünkü yavru Ceylan babasının karşısında birdenbire aslan kesiliyor. Ya tamam ama baba ya özür diledim. Özür diledin, özrünüz kabul olmadı hanımefendi. Benim konuma odaklanabilir miyiz? İstirham ediyorum. Yani hayatımda ilk defa istirham ediyorum ediyor yani. Doğru. Onun konusuna odaklan. Evet, odaklanıyoruz. Devam. Ben diyorum ki hep beraber böyle hani gitsek, kapılarına çalsak, Allah'ın emri peygamberin kavliyle istesek ne olmaz mı yani? Evladım bak, Allah'ın emri peygamberin kavliyle istemek işin en kolayı. Bu lafta. Peki şimdi kız babası bana soracak. Oğlunuz ne iş yapıyor? Cevap yok. Oğlunuz kızımı geçindirebilecek mi? Maddi durumu nasıldır diyor. Cevap gene yok. Ama bir sorunun cevabı hazır. Derlerse ki bana oğlunuzun kötü bir alışkanlığı var mı? Hemen gönül rahatlığıyla işe yaramazlıktan ve tembellikten başka hiçbir kötü alışkanlığı yoktur evladım derim. Ya ama yani. Yani ya böyle yani sıfırlar mı var? Çok seviyorum ya. Seviyor musun? Çok. O da seni seviyor mu? Çok. Bir de şahit bulalım. Seviyorlar. Yok. Gerçekten. O zaman bana da bu iki seven insanı birleştirmek kalır. Gidelim isteyelim. Gerçekten mi? Tabii. Ya babam benim abi. Hulusi Kentmen var, yarın da var taş kap bir taş. Evladım, yarın gidip kızı isteyelim. Dur, şu pancar yemeğimi yedirmediniz.